Şiddet maalesef şu anda günümüz toplumunun en sinsi tehlikelerinden bir tanesi. Gazeteleri lütfen açın bir bakın. İnsanlar birbirlerini yiyor durumdalar. Ve şiddetin şöyle bir özelliği vardır ki işte onun için çok tehlikelidir. Sevgili öğretmenim, lütfen çıkartma o çocuğu tahtanın önüne. İzzetini kırma, çünkü ceza verdiğin o çocuk ceza vermeyi öğreniyor aynı zamanda. Çık dışarı diye kovduğun o çocuk şiddeti öğreniyor aynı zamanda. Çünkü şiddet psikolojik bulaşıcılık taşır. Şiddet psikolojik bulaşıcılık taşır. Sen öğretmenlik yapmayı şiddete yönelik olarak eğer yapmaya çalışıyor isen, o takdirde bil ki o çocuğa aynı zamanda şiddeti öğretiyorsun sen. O çocuk dışarıda arkadaşıyla kavga yaptığında, o çocuk dışarıda arkadaşının kafasına taşı vurduğunda, o çocuk içindeki senin akıttığın o şiddet duygusundan dolayı bir başkasına zarar verdiğinde vicdan azabı duyacak olan kişi de yine sen olmalısın. Bu aynı zamanda anne babalar için de geçerli. Şöyle söyleyeyim. Çocuklarına karşı şiddet uygulayan, yani şiddet derken bunun içerisini defalarca söyledik, birazcık daha açmakta fayda var. Yani çocuklara küsmek de bir şiddettir. Çocuklara senin annen olmayacağım demek de bir şiddettir. Yani çocuğun ruhunu tahrip ederek, ölü ruhları teslim alma seremonisi gibi çocuğun ruhunu teslim almaya çalışmak bir şiddettir. Defol odana demek de bir şiddettir. Sana mola veriyorum, git odana, orada dur biraz, ondan sonra gel yanıma demek de bir şiddettir. Kaşları çatmak da bir şiddettir. Gelirsem yanına deyip yumrukları sıkmak da bir şiddettir. İlla bir tokat vurmak değil. Yahut da kalabalık içerisinde çocuğun onurunu kırmak da bir şiddettir. Bunların her birisi bir şiddettir. Ve şiddet gören kişi benliğini korumak için, izzetini korumak için saldırıya geçer. Şiddetin asıl tehlikeli tarafı budur. Onun için bu mikrofonlarda neredeyse sesim çıktığınca yalvarmak istiyorum. Şiddet gören bir kişi, azarlanan kişi de şiddet görüyordur, terslenen kişi de şiddet görüyordur. Şiddet gören bir kişi onurunu korumak için saldırmak zorundadır. Kime? Kardeşine saldırır. Kime? Okuldaki arkadaşına saldırır. Dolayısıyla şiddet gören kişi, şiddet öğrenen kişi demektir aynı zamanda. Şiddet toplumu olmuşuz. Bakın, rica ederim, bir bakın Türkiye'nin haline bir bakalım. Dünyanın haline bir bakalım veyahut da. Ancak çocuk sevildikçe, ruhuna sıcacık dokunuldukça hem öğrenme işlevi gerçekleşir, hem de çocuğun onuru korunmuş olur.